Burada bir tır mal indirme, mal bindirme, kirlenme var. Orada da 50 bin dolara aldığımız BMW'miz var. Onu alabilmek için bunu yapmak gerekiyor. Zorlukları çözmek gerekiyor. Neden? Çünkü çözdüğünüz problem kadar, çözdüğünüz sorun kadar, aştığınız zorluk kadar, kattığınız değer kadar para kazanıyorsunuz. Aynı ölçüde başarılı oluyorsunuz. Ben buraya geldiğimde barda çalışıyordum değil mi? Bar bektim, masa siliyordum, bira dolduruyordum, şarap dolduruyordum falan filan. Firma dedi ki, barda çalıştığım firma, biz seni çok sevdik, gel biz sana sponsor olalım. Bakın Amerika'ya geçici bir vize türüyle geldikten sonra burada kalmanın 5000 tane yolu var. O yüzden kimseye kaçak kalmayı önermiyorum. Herkes diyor abi benim işte turist vizesiyle geldim, vizem doluyor, başka bir yerde gideyim kaçak kalayım ne olacak, herkes kaçak. Yapma kardeşim, yapma, yanarsın. Önermiyorum. Avukatınıza gidin, araştırın, sorun, bulun. Amerika'da kalmanın bir ton yolu var. Bakın kalmanın diyorum, vatandaşlığı falan değil, ben vatandaş değilim. Ama legal bir şekilde proses başlatmanın, yeter ki para öde. Yeter ki sen Amerikan hükümetinde para yedir. Sen parayı verdiğin sürece iyisin. Ben firmanın teklifini reddettim. Dedim ki hayır. Yani bana sponsor olacaklar. Bir de meşrubiye dönecek. Ondan sonra orada işte ben oraya bağlı kalacağım. Yani Amerika'da kalacağım ama oraya da bağlıyım. Benim işte vizem de burada çalışıyor. Bu firmanın sponsor oldu diyecek. Ben oradan çıkamayacağım. Şimdi ben orada saatlik 12 dolar alıyorum arkadaşlar. Saatlik 12 dolarla şu araba alabilir misiniz? Bu araba 50 bin dolar. Alabilir misiniz? Örnek veriyorum. Hadi o firma bana 40 saat çalışma verdi. Çünkü benim gittiğim yer yazlık bir yer. Yazın iş oluyor, kışın olmuyor. 40 saatin sonunda 480 dolar para kazanırsınız. Ayakta 2 bin dolardı. Bunun 200-300'ü semamcıya gitti mi direkt vergiyle? Hop 1700 dolar kaldı. Ben orada 500 dolar kira ödüyordum. Elektrik, su, her şey dahil. Onu da düş, 1200 dolar kaldı. 200 dolara da yedim içtim diyelim. 50 dolar diyorum bak haftalık. Biliyorsunuz burada biraz yemek falan ucuz. 50 dolar haftalık yemeği içime saydım. İçe de bisikletle gidip geliyorum hadi. Kışın bile bisikletle gidiyorum. Arabada almadığımı varsaydım. Geliyor mu? Tırcı abimizin şeyi gelmiş. Tırcı gidiyormuş. Ben içeride devam ediyorum.